Merhabalar, ben Mustafa Olgun. Bugün sizlerle birlikte Sputken programında spiral olarak nasıl takımın oluşturulduğuna göz atacağız. Sputken programında spiral takımını oluşturmak için yine Scaldop operasyonuna girmem gerekiyor. Bu operasyonun içerisinde bu ayarlamayı yapabiliyorum. Scaldop operasyonumu seçtim ve tamam dedim. Öncelikle geliyorum, burada takımımı tanımlayacağım yine. Ben burada dörtlük küre bir takımı yazmak istiyorum. İş tayini kısmına geldim ve yine sınırlama alanı vermem gerekiyor. Ben buradaki eğriyi seçtim ve sadece bu eğrinin içerisine takımı yaz dedim. Sonrasında strateji sayfasına geldiğimde burada yine yana kayma miktarını vermem gerekiyor. Örneğin ben burada 10'da 5 milimetre yana kayma istiyorum. Ve buradaki spiral meşininki aktif hale getirdiğimde bana spiral olarak takımı yazdığını göreceğim. Yaklaştığımda buradaki ekranı gördüğünüz gibi spiral olarak takım yolunu oluşturduğunu görüyorsunuz. Yine şimdi içeriden dışarı olarak takım yolunu yazmış. Ben burada dışarıdan içeriye seçeneğini seçip takım yolunu oluşturduğumda ise takım yolunu dışarıdan başlayıp içeri yine spiral olarak geldiğini göreceğiz. Simülasyon kısmına gelip takım yolunu simüle ettiğimde dışarıdan başlayıp içeri doğru sabit paso miktarıyla takım yolunu oluşturduğunu göreceksiniz. Sprutcam programında spiral takım yollarını bu şekilde scalop operasyonuyla oluşturabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.